Sabah saatlerinde, sabah 5.40 sularında evime baskın yapıldı. Yakın zamanda zaten 25 Nisan'da da bir baskın yapılmıştı. Ve dün itibariyle gözaltına alındım. Akşam saatlerinde serbest bırakıldım. Öncelikle gözaltının gerekçesi açıkçası biz de bilmiyorduk ne olduğunu. Emniyete götürüldüğümüzde aslında ortada bir dosya olmadığını, tamamen keyfi bir gözaltı işleminin yapıldığını öğrendik. Öncelikle şunları belirtmek isterim. Şimdi daha önce de evime baskınlar yapıldı, gözaltılar yapıldı. Daha önce de yine böyle kalabalık şekilde geldiler ama dünkü geliş çok farklıydı. Özellikle hem çevrede komşularımı kaygılandıracak, hem çevrede insanları kaygılandıracak, hem bizi kaygılandıracak ölçüde bir kalabalıkla, özel hareket polisleriyle, büyük silahlarla, kalkanlarla gelinmişti. Yani sanki çok büyük bir operasyon yapılıyormuş izlenimi verilmeye çalışıldı. Ve bu şekilde eve girildi. Zaten bu dediğim gibi hem komşularımı hem çevredeki insanları kaygılandıracak, korkutacak bir yaklaşım. Bir taraftan da aslında yaşadığım mahallede beni kriminalize etme amaçlı bir operasyon olduğu, bir taraftan da kendilerince hani çok büyük bir operasyon yapıyoruz algısı yaratma amaçlı gerçekleştirilen bir operasyondu ve bu şekilde yapılan arama sonucunda evde bilgisayarım ve diğer cihazlarım, telefonum alınarak emniyete götürüldük. Emniyette bir gün tutulduk ve bu süre içerisinde ne yazık ki aslında operasyonun içinin ne kadar boş olduğunu, operasyonun tamamen algıya dönük bir operasyon olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü düşünün, savcının dosyadan haberi yok. Avukatımızla yaptığımız ilk görüşmede bunun bilgisini aldık. Savcı benim dosyadan benim haberim yok, operasyondan haberim yok şeklinde bir cevap vermişti avukatlarımıza. Emniyetin kendisi halen dosya hazır değil şeklinde bir cevap verdi ve akşama kadar bir dosya hazırlama telaşına girdiler ve akşam saatlerine kadar bir dosya hazırlandı. Bu dosya nasıl hazırlandı? Ortada bir şey olmadığı için bir şey bulma arayışına girildi ve sanıktan ya da şüpheliden suça gitme yöntemi kullanılarak hemen sosyal medyamıza girdik. Sosyal medyamızda 3-5 tane yapmış olduğumuz paylaşım önümüze suçlama konusu olarak çıkarıldı. Açıkçası operasyon boş diyorum. Çünkü ne ellerinde herhangi bir şey var ki zaten yakın zamanda bir operasyon çekilmiş, ne bir doğru düzgün suçlama var, ne de bir gerekçesi var. Tek gerekçesi bakanlıktan Ankara eylemi sonrasında gelmiş olan bir talimat var. Bakanlık bir operasyon yapılmasını istemiş. Onlar da bu çerçevede bir operasyon gerçekleştirme ihtiyacıyla hemen ellerinde en yakın kimler var denilerek ben ve benimle birlikte 12 kişinin olduğu bir dosya hazırlamışlar. Hemen alelacele bir operasyon gerçekleştirmişler. Tamamen kamuoyunu yanıltmaya dönük, kamuoyunu aldatmaya dönük bir operasyon hazırlanıp bu operasyon gerçekleştirildi ve sonuç olarak da ben ve 12 kişi bu serbest bırakıldık. Operasyonun ne kadar boş olduğu bir de buradan görülüyor. Bu operasyonların aslında bir gazeteci olmam dolayısıyla kriminalize edilmemin dışında çalışma hayatımı sürdürememem yönünde bir sonuç ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir durum, ben 25 Nisan'da gözaltına alındım. 25 Nisan'da gözaltına alındığımda bir kamerama, bir fotoğraf makinama, bir bilgisayarıma ve iki telefonuma el konuldu. Bunun yanı sıra hard disklerime el konuldu. Bu 6 aylık süre içerisinde zor bela bir kamera temin edebildim, bilgisayar temin edebildim, bir telefon temin edebildim ki bugünkü maliyetleri düşündüğümüz zaman aslında çok devasa rakamlar karşımıza çıkıyor ki bir gazeteci için. Bugünkü operasyonda halen daha önceki alınan eşyalarımı geri alamamışken tekrardan bilgisayarımdan ve telefonumdan aldım. Sonuç olarak ortaya şu çıkıyor ki tamamen çalışma yaşamımı engellemeye, çalışma yaşamımı yok etmeye dönük bir operasyon yapılmış oluyor. Bir diğeri de operasyonda malzemesine, teknik malzemesine el konulan, telefonuna el konulan bir tek benim. 12 kişi gözaltına alınmış. Benim dışında herkesin telefonu teslim edilirken benim telefonum teslim edilmedi. Böyle de bir durum var. Bu tamamen gazeteci kimliğim ve aslında Mardin'de yapmış olduğum veya bölgede yapmış olduğum habercilik, haberciliğin vermiş olduğu rahatsızlıktan kaynaklı.
çalışma yaşamımın, çalışma hayatımın tamamen engellenmesine dönük bir girişimdir. Buradan açıkça söylüyorum ki gazetecilik sadece ekipmanla yapılan bir şey değildir. Biz gazeteciliğimizi gerekirse hiçbir ekipman olmadan sadece düşüncelerimizle de fikirlerimizle de gerekirse sözlü olarak halka anlatarak da yapabilecek bir gelenekten geliyoruz. Bu anlamda bir kez daha söyleyeyim, özgür basın susmaz, susturulamaz.